bunu çılgınlığı versinler. Her hafta bize okulda neler öğrendiklerini gösteriyor. Bu oyunda çılgınlar yarışıyor. Bu haftanın yarışmacıları Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Güneşin Şeytanları ve Arizona Üniversitesi'nden Vahşi Kediler. Şimdi de Çılgınlar Yarışıyor'un dekanı geliyor. Greg buraya! Hadi Greg! Evet, teşekkürler. Evet, bu hafta ve her hafta burada Çılgınlar Yarışıyor'da Amerika'nın en iyi, evet en iyi üniversitelerinin çılgın öğrencileri beyinleri ve vücutlarıyla kıran kırana mücadele edecek. Bilgi yarışmalarında zor sorularımız da olacak. Şimdi bu haftanın yarışmacılarının çağırması için Bay Oradan gelen sese kulak veriyoruz. Evet Bo Weaver, seni dinliyoruz Bo. İşte ilk takımımız geliyor. Kaçınızda Arizona Eyalet Üniversitesi. Merhaba, adım Lil Dov, takımın kaptanı benim. Ayrıca Arizona Eyalet Üniversitesi basın ve yayın bölümü 2. sınıftayım. Merhaba, adım Carter Riley, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde adli hizmetler bölümü 2. sınıfta okuyorum. Merhaba, adım Tim Sinker, Arizona Eyalet Üniversitesi işletme bölümü son sınıftayım. Merhaba, adım Deborah Carey, Arizona Eyalet Üniversitesi basın ve yayın bölümü son sınıftayım. Bizimle olun. Bo, şimdi de rakip takımı çağırır mısın lütfen? Seni dinliyoruz. Evet, bu hafta iki takım da Arizona'dan. Arizona eyaletten sonra şimdi de Arizona Üniversitesi'nden Vahşi Kediler. Evet, karşınızda. Merhaba, adım Andrew Brown. Arizona Üniversitesi takımının kaptanıyım ve psikoloji bölümü 1. sınıfta okuyorum. Merhaba, adım Ritz O'Connor. Mühendislik 1. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, adım Kerim Avukatıp, mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, adım Dan Mead, iş idaresi bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hadi Vahşi Kediler! Evet, Vahşi Kedilerden sonra şimdi de yarışma hakemlerimiz Donna Lawson ve Richard McGregor'u çağırıyoruz. Çok güzel, artık yarışmamıza, yani yarışmalarımıza başlayabiliriz. İlk bölümde soru cevaplı yarışmamızdan önce bir fiziksel etkinlik yarışması olacak. Şimdi bu yarışma için her iki takımdan ikişer kişiyi buraya alıyoruz hemen. Hanımlar beyler, siz hiç yere dökülmüş illet bir şeyi silmeye çalıştınız mı? Bu oyunda emici eldiven yok. Üstelik buraya dökülmüş kaygan ve şu acayip şeyi silmeyeceksiniz. Siz burun üstünde yengeç gibi yürüyeceksiniz. Bu arada sünger topları tekmeleyip rakip kaleye gol atmaya çalışacaksınız. Tabii bunu yaparken karnınız havada olacak. Yani arkanız yere değmeyecek. Daha çok gol atan takım bu bölümün galibi olur. İyice anlaşıldı değil mi? 30 saniye sonunda en çok gol atan takım 25 puan alacak. Sakın unutmayın, 25 puan. Anlaşıldı değil mi Arizona? Evet, evet. Güzel, o halde şimdi topların başına gidip hazır olun bakalım. Saatimizi hazır duruma getirelim lütfen. Hazırsanız başlıyoruz, başla! Vav, tamam bitti. Evet, şimdi hepiniz buraya geliyorsunuz, evet. Oh tanrım, şu halinize bakın. Hey, sen şuradaki kameraya bak ve gülümse. Yine top oynayıp üstünüzü kirlettiniz, öyle değil mi? Siz uslanmayacaksınız çocuklar. Evet, ona kaç tane top var bakalım? Kaç top? İki, evet, sadece iki tane o halde bu taraf. Evet, kaç tane top var orada, bakıyoruz. Dokuz. Evet, evet, gayet açık. Evet, ilk oyunun galibi Arizona Üniversitesi oldu. Evet, güzel bir yarışma oluyor. Arizona 25 puanla önde gidiyor ve işte sorunuz. Çılgınlar yarışıyor. Uyarlanmış haliyle gördüğünüz emici toplar sentetik bir maddeden yapılmış emicilerdi. Ancak profesyonel emiciler farklı... Evet. Sünger. Çok doğru. Arizona bir cevap 50 puanla ulaştı. Ve böylece Arizona eyaleti geride bırakarak ilk bölümün galibi oldu. İki takım da biraz sonra yeni bir yarışmada tekrar karşılaşacak. Size gelince bir yere kaybolmayın. Birazdan daha vahşi su maceralarımız olacak. Geliyoruz. Evet, işte çılgınlar yarışıyor havuzunda beraberiz. Kısaca yarışmadan söz edelim. Her iki takımdan birer kişi plastik bir sala biniyor. Ben başla dediğimde tıpkı nehir sallarında olduğu gibi ipin yardımıyla havuzun karşı tarafına gidecek. Orada bekleyen arkadaşlarından birini alıp geri dönecek. Sonra tekrar yola çıkıp karşı kıyıdan bir kişiyi daha alacak.
Bu şekilde her seferinde bir takım arkadaşını alıp yolcusunu düşürmeden gidip gelerek kim daha önce yolcu taşımayı bitirirse onun takımı oyunun galibi olacak. Pekala, şimdi heyecan dorukta. Herkes hazırsa başlayacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Çok güzel. O halde başla. Çok güzel bir iş yaptınız. Evet. Pekala, Arizona bu bölümü de önde bitirdi ve 25 puan aldı. Şimdi birer kişi bu tarafa gidiyor. Devam ediyoruz yarışmaya. Evet. Bu soru size 25 puan daha kazanma şansı veriyor. İşte sorunuz. Az önce bir ırmak deltasında akıntıya karşı bir salla yolcu taşıdınız. Okyanus kıyılarında bu gibi yerlere sık rastlanır. Peki Japonya'daki bir nehrin akıntısıyla yol alıp açık denize geldiğinizde karşınıza şu denizlerden hangisi çıkacaktır? Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu. Pasifik Okyanusu. Pasifik Okyanusu, evet. Böylece Arizona eyalet 25 puan alarak 75 puan toplayan Arizona karşısında bu bölümün galibi oldu. Şimdi her iki takımdan birer kişiyi öbür tarafa alıyoruz. Evet. Evet, gelin bakalım şöyle. Bir dakika, bu arada soralım. Siz, sen hiç plastik cerrahi ameliyatı gördün mü? Evet. Nasıl buldun, hani bir şeyler emerler? İşte. Güzel. Neyse kızlar, sizin ihtiyacınız yok. Siz cerrahsınız. Çocuklar, sizde bu çok ama çok özel, sevimli kumaştan yapılma tişörtlerinizde hasta rolündesiniz. Bunun yanı sıra sizler için hemen iki kap dolusu reçelin buraya gelmesini istiyoruz. Evet. Birazdan ben başla dediğim zaman kızlar reçeli emmeye bir dakika, dökün evet, onu oraya dökün. Pekala kızlar, siz işte bu tişörtlerin içindeki reçeli emebildiğiniz kadar çok emeceksiniz. Ama emdiğinizi yutmak yok, onları bir bardağa boşaltıyorsunuz. 45 saniye içinde kim bardağına daha çok reçel toplarsa 25 puan da takımına o kazandırıyor. Evet, saat hazır. Evet de bir göreyim seni ha. İyi şanslar. Başla. Tamam, çok güzel. Buraya kadar çocuklar. Gayet iyiydi, çok iyiydi. Hey, şu adama bakın, görüyor musunuz? Pek şirin görünüyor. Sarının üzerine bu renk. Ha, bu arada nasıl hissediyorsun? Yorgunsundur, he? Düşünüyorum. Evet. Ben bardaklara bakıyorum ve görüyorum ki Arizona Üniversitesi açıkça bu bölümü galibi oluyor. Böylece Arizona Üniversitesi 25 puan daha kazanarak 100 puana ulaştı ve yarışmayı önde götürüyor. Arizona. Evet. Şimdi soracağım soru... Carrie, tiksindin galiba. Pekala, bu yarışmamızda reçel denen bir tatlı çeşidini kullandık. Peki şimdi sayacaklarımdan hangisi reçel türünden bir tatlıdır? Makarna, bulamaç, marmelat. Marmelat. Yani 25 puanla alarak 50 puana ulaştı. Arizona Üniversitesi ise hala 100 puanla yarışmayı önde götürüyor. Ve birazdan hanımlar beyler, Dara'nın kuyruğu kopacak. Çılgınlar yarışıyor, finallerinde beraber olacağız. Bir yere kaybolmayın. Evet, şimdi çılgınlar yarışıyorum bu bölümünde. Arizonalı vahşi kediler Arizona eyaletten güneşin şeytanlarına karşı yarışıyor. Oyunun adı kim daha çok emecek? Biraz önce değişik pozisyonlar gördük. Söz değişik pozisyonlardan açılmışken buna ne buyrulur? Galiba ortalık bayağı ıslanacak. Evet, Arizona eyalete karşı. Televizyonun en çılgın programında. Çılgınlar yarışıyor.
Evet, burada kazananı belirleyecek son aşama için yine beraberiz. Çılgınlar yarışıyor finallerinde 1,5 dakika boyunca heyecan dorukta olacak. Kuşkusuz hepimiz çok eğleneceğiz tabii. Her zamanki gibi nakit ve kişisel eşya ödüllerimiz de var. Çocuklar neden şöyle gelmiyorsunuz? Evet, gelin bakalım güzel. Evet, gelin lütfen. Gelin. Ben sorunuzu soracağım. Siz önünüzdeki düğmeye basıp sinyali vereceksiniz. Buraya kadar tamam mı? Anlaşılmayan bir şey? Evet. Güzel. Sinyali önce veren soruyu cevaplıyor. Doğru cevaplarsa 25 puan artı rakibinin yüzlerine şu gördüğünüz çikolatalı acayip şeyi yapıştırma keyfinde yaşıyor. Sonra sıradakiler dediğim zaman siz yerinize geçiyorsunuz ve başka bir ikili yerinize geliyor. Bu şekilde 1,5 dakika boyunca hiç durmadan devam ediyoruz. Sonunda puanı fazla olan çılgınlar yarışıyor parkuruna girmeye hak kazanıyor. Onu daha sonra anlatırız çünkü çok karmaşık bir şey. Evet, Arizona eyaletin 50 puanına karşılık Arizona Üniversitesi 100 puan da önde. Bu açık. Öyle değil mi çocuklar? Evet, ben her iki takımın da şansını eşit görüyorum. O halde işte sorular. Evet, bu haftanın konusu aile dizileri. Saati ayarlar mısınız lütfen? Los Angeles'ta büyük bahçeli bir evde kızları ve büyük babayla yaşayan aileyi konu alan bir müzikal televizyon dizisi. Üzgünüm, kimseye puan yok. Petrich ailesi olacaktı. Bazı televizyon filmlerinin yönetmenliğini yapmış olan biri. Bunlardan biri de Harry ile Sally'ydi. Kendisi de bu dizide rol almıştı. Kimdi bu adam? Evet, cevap alıyor muyuz? Yok, alamıyoruz. Ayrıca doğru cevap Rob Ryan olacaktı. Yerinize. Puan yok. Evet çocuklar, Kendrick Bernard'ın oynadığı yeni bir karakterin şu sıralarda... Murphy Brown ya da 25 puan. Sıradakiler 70'lerde oynayan bir dizinin 80'li yıllardaki uyarlaması olan ve bir psikiyatristin yaşadığı Kuzeybatı... Rob Wright. Evet, yerinize 25 puan. Bir televizyon dizisinin kahramanı olan Jack Clamp bir balonlu ciklet sayesinde milyoner oluyordu. Neydi bu dizinin adı? Evet. Tonton Belli. Yok. Arizona. Peki o halde yerlerinize Beverly Berry olacaktı. Şimdi yine bir televizyon dizisi. Sinemadan sonra dizi olan bu filmde rakabı sıcak dudaklar olan... Meş. Evet, sıradaki soru bir gösteride Profesör Skipper adıyla çeşitli gizli işler Evet Arizona. Şanslı Tala. Evet Arizona, 25 puan. Evet, işte bir soru daha. Başrol kahramanın adı Joe Blair olan dizi. Evet. Kedili Kart. Evet, sıradakiler. Bir dizide dekor olarak kullanılan maket evlerin bulunduğu şehrin adı nedir? Nedir bu şehrin adı? Yerinize doğru cevap Dan Rus olacaktı. Kimseye 25 puan yok. Evet kızlar, bir akşam Simbad adında genç bir arkadaşla Apollo ve Cosby'nin yarattığı... Evet Arizona. Başka bir dünya. Evet, 25 puan. Oo, 25 puan için bir soru daha soruyorum. Hayır, soramıyorum çünkü Arizona 200 puan topladı. Arizona eyaleti 100 puanı var. Arizona siz çılgınlar yarışıyor parkuruna giriyorsunuz. İşte sonunda kazandınız. Evet çocuklar, siz de çok güzel bir yarışma çıkardınız. Biz de sizin gibi bundan gurur...